Aha. Burada açılması gereken yer. Evet, burası dağıldı. Şimdi şunu sıkışmış buraya. Açılıyor mu, ne dersiniz? Arkadaşlar, muhtemelen açılıyor. Burada. Bakın burada ne gördüm. Merhaba arkadaşlar, ben Define Ciğener. Bakın şelale karşıda. Oraya şimdi öbür taraftan dolaşacağım çünkü yukarıdan aşağı inmek zor diye düşünüyorum. Oraları bir inceledik, biraz sıkıntılı gözüküyor. Çok uçurumlar var. O yüzden karşı bölgeden geleceğim. Bugünlük de buradan böyle bir inceleme yapmak için uzaktan buraya geldim. Hem burada şu tarafta bir yerde geçen bir tespit edip de işlem yapamadığım bir yer kaldı. Oraya bakacağım, bir şey var mı yok mu diye. Şimdi bu tarafa doğru gidelim alan taramamızla. Evet arkadaşlar, bakın alan tarama buradan aşağı doğru, şu tarafa doğru yön veriyor. Bu tarafa doğru çekiyor arkadaşlar. Şimdi burada biraz çalılıklar var. Burada stoplayayım videoyu. Geçip o tarafta tekrar başlatırım. Birazdan görüşürüz. Şu an tarıyor. Bu aşağı doğru kilitledi arkadaşlar. Buralar zeytin tarlası. Zeytin ağaçları var. Zeytin ağaçları bu bölgede çok eskiden beri var arkadaşlar. Yani yüzyıllardır varmış burada. Ama uzun zamandır herhalde buraların sahipleri ilgilenmiyor. Şimdi alan taramayla şurada bir daha bakalım. Şu tarafa doğru çekiyor arkadaşlar, buraya doğru. Şuradan bir geçiş olması gerekiyordu. Yolu bulabilirsek geçelim bakalım. Evet, buradan. Böyle çekiyor arkadaşlar. Buradan nasıl geçeceğiz bakalım şimdi. Şöyle. Yolu da şaşırdık herhalde arkadaşlar. Şu tarafta da böyle gelmem gerekiyordu. Şurada yol var. Oradan devam edeyim. Nasıl geçelim? Şuradan geçelim. Evet, burada bir daha bakalım.
hala aynı noktayı algılıyor arkadaşlar. Bakın. Vay, burada domuz yatmış bu sabah herhalde. Yeri, izi belli. Bakın nasıl kuvvetli algılıyor sinyali. Gördünüz mü? Aşağı doğru. Şimdi son hamle yapacağım arkadaşlar. Şu hemen altta. Burada çantamı çıkarayım ben şimdi. Bu çalının altı olması lazımdı. Burada bakın arkadaşlar. Şimdi domuz buraları kurcalamış. Şu toprağı şey yapmış burada. Arkadaşlar ben şimdi burada çantamı çıkartıyorum. Malzemelerimi buraya bırakayım. Alan taramayla tam noktayı bir daha bir tespit edeyim. Çünkü buraya gelmeleri bayağı oldu. Malzememiz burada kalsın. Şey yaparız. Tekrar noktayı bir tam tespit yapayım. Ondan sonra gelip alayım. Şuradan geçeyim şöyle. Yol buradan. Telefonu da şarja takmıştım cebimde. O da ağaçlara takılmasın. Onu da bir çıkartayım da. Telefonun şarjı bitmiş. Farkına varmamışım. Birazdan görüntüleme cihazına lazım olacak. Evet, şimdi bakalım alan tarama bizi nereye götürecek arkadaşlar. Evet. Bakın tam şu aşağı doğru alıyor şu anda. Sinyali buradan alıyor arkadaşlar. Buradan mı geçelim? Şuradan mı geçelim? Şurada kayalıklar var. Oradan geçmek zor arkadaşlar. Biraz uçurum gibi kalıyor. O yüzden buradan kendime yer bulmaya çalışıyorum. Hop. Böyle alıyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, demiştim ya yukarıda domuz yatmış diye. Burada kendine resmen ev yapmış domuz. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Alan tarama burada nasıl dönüyor? Çok kuvvetli bir şekilde. Domuzlar neredeyse bu kayaya buradan kaldırsalar bizim malzemeyi ortaya çıkaracaklar. Bizim yerimize işçilik yapacaklarmış. Malzeme burada arkadaşlar. Bu kayanın altında ya da şu arkasında bir yerde değerli bir şey gösteriyor alan taramamız. Şimdi buraya görüntüleme modunda bir bakayım. Şimdi buraya Konrad GR3 ile görüntüleme modunda bir bakacağım arkadaşlar, 3B taramada. Şuraya bir inceleyim bakalım, bir şey var mı yok mu? Görüntüleme cihazı bize tam olarak söyleyecek. Ondan sonra da çalışma yapacağım. Hep beraber göreceğiz bir şey var mı diye. Görüntüleme cihazımızı hemen alıp gelelim. Konrad GR3 Plus baston tarama diye geçiyor bunun ismi. Sürekli bunu tekrar etmemin sebebi arkadaşlar, çünkü yorumlarda hala soranlar oluyor. Yani herkes bilmiyor olabilir. Her gün yeni insanlar izliyor videolarımızı. O yüzden sürekli tekrar etmem gerekiyor. Yani yorumlarda yazıyorlar. Yorumları takip edemiyorum. Sonra insanlar küsüyor. Cevap vermiyorsun diye, ama ne yapalım arkadaşlar, elimizden geldiği kadar ilgilenmeye çalışıyoruz işte. Şarjım yeterince dolmuş. Bluetooth kapalıysa Bluetooth'u açalım. Cihazımızı açalım. Bağlantı diyelim. Evet, bağlandı. Şimdi 3B taramaya gireceğim. Sağdan başlayıp kaça kaç çalışalım? 4'e 4 çalışalım değil mi arkadaşlar? Evet, bu şekilde şimdi başlatacağım aşağıda.
Orada görüntülemeye bakacağız. Evet, şimdi burada görüntüleme cihazıyla bakalım. Cihazımız açık. Taramaya başlat diyoruz. Yönümüzü kuzey güney olacak pozisyonda hazırlayalım. Şu şekilde. Bu pozisyonda. Şimdi ilk sinyalimizi şuradan göndereceğiz. 4'e 4 sinyal atacağız buradan. Veri 1 diyoruz. Şuradan birinci sinyali gönderelim. İkinci sinyali gönderelim. Üçüncü sinyali gönderelim. Dördüncü sinyali gönderelim. Şuradan geri gelelim. Şu şekilde. Buradan. Buradan bir malzeme şu anda algıladı arkadaşlar. Sinyali yakaladı. Vay, burada bir kaya altında boşluk da algıladı. Muhtemelen kaya altında boşluğun olduğu yerde malzeme de var içeride. Güzel bir kızıllık verdi arkadaşlar. Tarama görüntüleniyor diyor. Ne yaptı bunu? Şöyle yapalım. Heh, evet. Oo, boşlukta malzeme de yan yana. Acaba mezar mı var? İnşallah değildir. Bakalım burada nasıl bir malzeme var. Şimdi arkadaşlar sinyal sayısını az yaptığım için normalde sinyal sayısını mesela ben şimdi 4'e 4 attım buraya. Mesela 4'e 4 değil de 8'e 8 yapsaydım veya 10'a 10 yapsaydım. Yani en az 8'den yukarı yapmak her zaman daha iyi. Daha güzel bir veri alınıyor. Ama şu an için yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yerimiz dar, çok müsait değil. Orada çalı var. Yer rampa, kaya burada bitiyor. Burası düz alan. O yüzden 4'e 4 aldım kısa. Bu şekilde bakacağım bakalım. Tamam, güzel bir sinyal var burada. Güzel bir malzeme görünüyor arkadaşlar. Boşluk da var. Herhalde boşluk biraz derinde gözüküyor arkadaşlar. Bu kayaya yandan girip bir mezar yapmış olabilirler. Şimdi bunu kapatalım. Şöyle yapalım. Malzeme yakında mı diye. Malzeme yakında mı diye bakalım mı ya? Aynen. Doğru. Pinpoint modunda bakayım. Malzeme yakındaysa ona göre çalışma yaparım. Daha iyi olur. Şurada bir kalibrasyon yapalım cihazı. Burada kalibrasyon var arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, değil mi? Burada bir boşluk yakalıyor. Aşağıda derinde bir boşluk var. Mezar, buradan mezara giriş yapmışlar herhalde. Evet. Bakın burada algılıyor. Şuraları biz yine de bir inceleyelim. Bakın buraya geldikçe burada boşluğu da algılıyor. Malzemeyi de algılıyor arkadaşlar. Burada cihaz çıldırıyor. Evet. Son noktamız burası arkadaşlar. Hazırlıklarımız bitti. Hemen levyemizi, balyozumuzu alıp çalışmaya başlayalım. Nokta burası. Açalım mı arkadaşlar? Bu kayayı kaldırmam gerekir mi? İnşallah çok büyük değildir de rahat bir şekilde kaldırırız burayı. Buraya bir çalışma yapayım. Kazma kürek de yok ama küçük çapan var. Şimdi toprak altından nasıl bir yapı çıkacak bilmiyorum. Ama şimdilik balyoz levye işimi görür gibi görünüyor. Onları da alıp, cihazlarımı alıp geleyim. Çantamı da yakınlaştırayım. Kaldığımız yerden devam ederiz birazdan. Evet arkadaşlar, takımlarımız, her şeyimiz hazır. Ben her zaman bu tesisatla geziyorum arkadaşlar. Su, alan tarama cihazı, görüntüleme cihazı, balyoz, levye, çapa, pointer, çantam ve birkaç bir şey daha. Onlar bizde kalsın. Balyozu alayım mı? Balyozu alayım. Alayım, şöyle yanımı dursun. Şimdi nereden başlayalım? Şu otu buradan şuraya alalım, dikelim. Şu şekilde burada dursun, belki devam eder.
çıkmaya. Böyle kendine kök salar belki. Şurada dursun, toprağın içine kakalım bunu. Değil mi? Arkadaşlar, şimdi bakın burayı bu kadar ben kurcalamış değilim herhalde. Fark ediliyordur çünkü ayak izleri var. Buraya muhtemelen domuzlar gelmiş, yatmış. Ama bir de çakal ya da tilkinin ayak izlerini de fark ettim. Pati izi de vardı. Belki çakallar da hayretten gelmiş olabilir domuzların haricinde. Ama buraya hayvanlar gelmiş arkadaşlar, bilginiz olsun. Buraları eşelemişler ama şuradaki toprağı, pisliği buraya atmışlar. Bu kaya oynuyor. Evet, şimdi şu kameramıza da bakalım da kayıt var mı? Var. Şu karşı çamlık da güzel arkadaşlar. Aynı burası gibi böyle bir tepe. Bu iki tepenin arasında böyle bir vadi var. Oraya daha geçmedim. Orada bir kayalık bir alan gözüküyor. Yani define saklanabilecek bir konumda duruyor orası. Oralara da gideceğim yavaş yavaş. Ama önce buraları bir halledeyim. Şu kayayı bir birkaç balyoz vuralım. Bakalım kolay parçalanırsa bir daha alsın. Ondan sonra levyeli almak biraz daha kolay olur herhalde. Bakalım buradan alttan neler çıkacak, çok merak ediyorum şu anda. Görüntüleme cihazı güzel bir malzeme algıladı burada. Arkadaşlar bakın, şunlar mezarlık böceği. Böyle hayvanlardan pek korkmuyorum da böyle şey yapıyorum. Kendi kendime trip yapıyorum. Mezarlık böceği dedim. Arkadaşlar benim evim yakında tarihi bir mezarlık var. Bunlardan çok görüyorum orada. O yüzden adını ben mezarlık böceği koydum. Bakalım bu kayanın altından mı çıkacak bir şey, yoksa kayanın altından bir daha bir kapak mı kıracağız bakalım. Sanki arkadaşlar bakın, şimdi size ne göstereceğim. Bu kaya bununla bu birleşik değil. Şu kaya kütlesi buraya oturtturma. Gayet net belli değil mi arkadaşlar? Bakın şuralar daha beyaz, kurumuş aralık. Şurası bir bitişik gibi olduğu için birazcık ıslaklık kalmış yağmurlardan.
Şuraya bir balyozla levyeyle vurayım bakalım. Acaba burada kayanın içi dolu gibi ama balyozla da bir iki tane vurayım ya belki. Böyle şimdi buraya bir vuracağım arkadaşlar balyozla. Hop kırılacak içeri. Bir kasa açılacak şimdi, çok güzel. İzleyin bakın dermişim. Umduğumuz gibi çıkmayacak herhalde. Ama burası sanki böyle horasanla kapatılmış gibi duruyor. Biz yine de biraz daha deneyelim şansımızı, değil mi? Galiba deliniyor arkadaşlar burası yavaş yavaş. Bakın aşağı doğru bir boşluk açılıyor yavaş yavaş. Galiba burası kırılıp açılması gereken yer. Görüyorsunuz mu? Horasan tabaka sanki burası. Şu üst kısmı horasan gibi duruyor. Ama iyice bir açmak lazım burayı. Şöyle. Yoruldum. Şurayı kıracağım. Gücüm kalmadı. Ama burası patır patır dökülüyor. Yani
Nasıl yaparız acaba? Çok zor mu burası? Şuralara. Suyumuz nerede? Suyumuz orada. Şimdi şu suyu pointer alayım. Çok susadım arkadaşlar ya. Gelmişken çapayı da alalım. Burada dursunlar. Neyse suyu şimdi birazdan içerim. Şuraya bir iki tane daha bir vurayım. Şu üstü almam gerekiyor galiba. Arkadaşlar, Horasan dediğim yer başladı kırılmaya. Bakın. Burası dağılmaya başladı. Hah. Açılıyor. Görüyorsunuz mu? Arkadaşlar görüyorsunuz mu? Horasan dediğim yer nasıl dağıldı? Bakın. Pat 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 açıldı. Vay be. Biraz daha ileri. Doğru herhalde kasa. Bakalım. Aha. Burada açılması gereken yer. Evet, burası dağıldı. Şimdi şunu sıkışmış buraya. Açılıyor mu, ne dersiniz? Arkadaşlar şöyle yapalım. Burayı yakın çekim alayım size. Hem bakayım ekranda görüntü var mı? Var. Devam ediyor. Evet. Sıkıntı yok. Muhtemelen açılıyor. Şu anda açılıyor arkadaşlar. Pointer'la bir bakalım mı? Ya yakına değil. Biraz açılacak galiba. Oo, burada. Bakın burada ne gördüm. Yeşil yeşil, sarı sarı bir şeyler parlıyor. Vay. Bakın. Bakın arkadaşlar. Görüyor musun? Hadi bakalım. Sonuca ulaştık. Çok güzel. Şundan şöyle yavaş yavaş açalım bakalım. Şurayı mı alacağız? Arkadaşlar büyük bir şey var burada ha. Heykel galiba. Vay. Bakın şuna bakın. O temiki taşı aldım ya arkadaşlar, direkt altından çıktı. Şuna bakın ya. Uf. Hala ilerliyor. Şuraya kadar. Bakın ya. Görüyorsunuz değil mi?
Anlatmaya gerek yok. Hadi bakalım. Şöyle manzaraya karşı güzel bir manzara. Ay, çok iyi bir heykel. Bakın. Nasıl ama? Ha? Yapışmış. Yapışmış gelmiyor. Hop. Ayrılıyor şu anda. Hadi bakalım. Alalım şöyle. Ay arkadaşlar. Oo. Kadın heykeli. Ne acayip bir şey. Çok ağır arkadaşlar. Nasıl biliyor musunuz? Belki şu an bu var ya 2 kilo. Hay be. Ne acayip bir şey. Şuna bakın be. Çok güzel. Vay. Başka bir şey var mı acaba? Yok. Yok arkadaşlar, başka bir şey yok. Sadece bu kadar herhalde. Şimdi nasıl yapalım biliyor musunuz? Size şurayı önce bir göstereyim. Bakın. Bakın nasıl bir yere kasa yapmış adamlar. Bak biraz önce gördünüz arkadaşlar videonun başında. Burada bir kaya vardı. Kırmaya başladım. Altı bakın şurası şöyle dümdüzdü. Şöyle yapalım. Durun bir saniye. Bir saniye. Nasıl bir yer açmışız? Hepimiz hep beraber şahit olalım. Bakın şimdi. Gördünüz mü? Bakın nasıl bir yere açmışız, gördünüz mü? Adamlar nasıl bir yere kasa yapmışlar. Vay be. Çok iyi. Burayı kırmışlar. Gördünüz mü? Bakın. Bak bu da, burası daha kaya, burası yapışık. Çıkmıyor. Kasamız bu şekilde. Burayı hatırlıyorsunuz değil mi? Videonun başında yavaş yavaş vurdum balyozla. Şu kısmı birazcık indirmiştim abi, şey böyle iki parmak kadar, şurayı böyle iki parmak kadar kırmıştım. Sonra burayı aldım, şu kısmı aldım arkadaşlar. Buraya vurduğum zaman burası komple patladı. Kasanın açılması gereken yer şuradanmış. Direkt şifresini çözdüm kasamın. Böyle şifreli kasaları çok seviyorum arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz, takip edenler biliyor. Böyle şifreli kasalar benim işim. Kasa avcısı. Vay, kanalımızın ismini kasa avcısı yapsak olurmuş aslında. Şimdi bakın şöyle yapalım. Şu şekilde size güzel bir görüntüyü alayım. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Şifreli kasamızı açtık. Malzememizi aldık. Nasıl yapacağız? Biraz ona su dökelim mi? Parlasın bakın. Biraz su dökelim de görün. Olay nasıl bir şey. Oo, çok iyi be. Çok iyi. Arkadaşlar. Nasıl? Görüyor musun? İyi mi böyle? He? Vay be. Yakın çekim yapayım. Son bir göstereyim. Ondan sonra videoyu toplayacağım yavaş yavaş. Bakın arkadaşlar. Buradaydı malzeme. Evet arkadaşlar. Güzel bir işçilik oldu. Çok yormadı ama gene de kolay da denmezdi aslında. Çünkü balyozla ilk başta vururken biraz belim ağrıdı. Eğilik çalıştım çünkü arkadaşlar. O yüzden biraz yoruldum gibi ama gene de kolaydı. Yani benim için bu iş çocuk oyuncağı diyebiliriz. Evet arkadaşlar, güzel bir çalışma oldu. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Like atın arkadaşlar. Bir de kanalıma abone olmayan varsa, takip etmeyen varsa takip etsin. Videolarımın devamı gelecek arkadaşlar. Yaşadığımız müddetçe video çekmeye, arazide gezmeye devam edeceğiz. Güzel çalışmalar olacak. Şelaleye doğru gideceğim. Birkaç gün kaldı. Birkaç gün sonra şelalede buluşmak üzere diyeceğim size. Bugünlük böyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Son bir kez göstereyim. Ondan sonra da artık sonlandırayım. Evet. Bir sonraki macerada görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bugünlük bu kadar olsun.